Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı Selim Koton ipiyle hazırladığım yapımı kolay, sade ve şık bir runner tarifi paylaşacağım. Şöyle runnerımıza yakından bakalım. Püskül detayları var uç kısımlarında. Yapımı gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla hazırlayabilirler. Runnerımızın ölçüsü boyu 1 metre oldu. Püsküllerle beraber boyu 1 metre 20 santim oldu. Eni de 33 santim oldu. Toplamda 2 adet spagetti yarnı Selim Koton ipinden kullandım. Bu runner'ı nasıl büyütebiliriz ya da küçültebiliriz? Yine video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Runner'ım için spagetti yarnı Selim Koton ipini kullanıyorum. İpimizin özelliğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester. 100 gram ağırlığında, 170 metre uzunluğunda, dokusu da yakından bu şekilde oldukça güzel yumuşak bir dokusu var. Şöyle ipimizi kenara alıp hemen tarifimize başlayalım. Şöyle tek kat olarak da ipimizin dokusunu yakından gösterelim. Tığ numaram 4 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örme sıkılığınıza, gevşekliğinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamı bu şekilde oluşturduktan sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başına doluyorum. Sihirli halkamın içerisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Tığımın başına tekrar doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tığımın başına tekrar doladım. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıp yine ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Sonrasında iki zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak sihirli halka içerisine batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şöyle kısa kalan ipimizi de çekelim. Bu başlangıçta çektiğimiz 3 zincirde 1 trabzan kabul ediyoruz. Bu 3 zincirle beraber 1, 2, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, tekrar 2 zincir, tığımızın başına doladık. Sihirli halkaya batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde 4 tane trabzan noktamız olacak. 3 tane trabzandan sonra tekrar 2 zincir ve son üçlü olan ikili trabzanlarımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane trabzan noktamız oluyor ve 2 zincirlik noktalar şu an 1, 2, 3 tane. Birleştirme yaparak kutu noktasında oluşturacağız. Model trabzan kutu, trabzan kutu şeklinde ilerliyor. Şimdi 3 tane trabzan ördükten sonra kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Bu noktayı güzelce sağlamlaştırıyoruz. Kapattık. Şimdi burada zincirli bir, şu zincirli noktanın belli olmaması için gizlemeli bir bitiş yapacağız. Bu bitiş gerçekten çok güzel oluyor ve kareyi çok muntazam durmasını sağlıyor karenin. Tığımızın başına doluyoruz trabzanlardan sonra. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz bu şekilde. Kısa kalan ipi de gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerine alıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. Üçünü tek seferde topluyoruz. Yani burada bir tekli trabzan yapmış olduk. Tekli trabzanla bitiş yaptığımızda buradaki 2 zincirlik boşluğu sonda da elde etmiş oluyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkarak bakın tekli trabzan ördüğümüz son kutu boşluğumuza batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 3 zincir yine 1 tane trabzan kabul ediyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan. Şimdi 3 tane trabzan noktamız var. Bu noktaların üzerine her defasında 2 zincir gelecek. 3 trabzandan sonra her defasında 2 zincir. Tığımızın başına doluyorum. Kısa kalan ipi de yine gizlemeye devam ediyorum. Geldim buradaki 2 zincirlik boşluğa direkt batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu köşeler hep artma köşesi olacak ikinci sırada. İlk sırada kutumuzu oluşturduk. İkinci sırada hep köşelerde artırma olacak. 3 trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa artırma olduğu için
3 tane ikili trabzan, 2 ve 3. Köşemizi oluşturmuş olduk. 2 zincir. Bakın trabzan noktasını atlıyoruz direkt. 2 zincirlik, hep 2 zincirlik boşluklara çalışacağız. Bu noktaya batarak 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 2 zincir. Bakın köşeye geldik yine. 2 zincirlik boşluğa. Bu boşluğa da aynı işlemi tekrar ediyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bitişimizi yapacağız. 2 zincir. Başlarken 3 tane trabzan örmüştük zincirle beraber. 3 tane trabzandı. Şimdi bu boşluğa tekli trabzan yaparak bitirdiğimiz, bakın bu köşe boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra yine tığımızın başına dolayarak zincir çekmiyoruz. Bitişlerde zincirimiz yok. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batarak ilmek çıkardık. Tığımızın başına doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak tekli trabzan oluşturduk. Sonrasında tekrar 3 zincirle yukarı çıkarak aynı boşluğa gelip 2 tane ikili trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. İkinci sırada hep köşelerde artırma yapmıştık. Şimdi bakın 2 zincirlik boşluklara 3'lü trabzanlar gelecek. Köşelerde, köşe noktalarda 2 zincirlik boşluklarda artmalar yine aynen devam edecek. Şimdi 3 tane trabzandan sonra 2 zincir çekip bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Hep 2 zincirlik boşluklara çalışıyoruz. Tekrar 2 zincir, köşeye geldik. Burada artırma yapmamız gerekiyor. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Buraları biraz artık hızlı gösteriyorum. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. 2 zincir çekip tığımın başına dolayarak 2 zincirlik boşluğa gelip yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Artık örgü hep bu şekilde devam edecek. Buradaki trabzan sayıları burada 1 oldu. Sonrasında 2 tane olacak. Köşede yine artırma şeklinde. Karemiz istediğimiz kadar büyüyecek. Runner'ın genişliğini, büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız bu kutuyu o şekilde büyütmemiz gerekiyor. Yani karemizi ne kadar büyütürseniz runner'ınız o kadar büyük olur. Ben burada 9 sıra örmüştüm runner'ım için. Sizler bu sayıyı ipinizin inceliğine, kalınlığına göre sıra sayınızı kendinize göre belirleyebilirsiniz. Şimdi birkaç sıra daha örelim. Bitişi yine aynı şekilde yapacağız. Alt sıralarda olduğu gibi bitişi yine aynı şekilde yapacağız. Ve karemizi birkaç sıra daha büyütelim. Sonraki işleme birlikte devam edelim. Burada karemi 4 sıra örerek tamamladım. Sizler dediğim gibi bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Runner'ınızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız. Şimdi burada bitirirken bir püf noktası var. Burada ne yapacağız? Son bitişi artık tamam dediğimiz sırada kaydırmayı, yani bitişi tekli trabzanla yapmayacağız. Zincirle yapacağız. Burada son sıramızda 2 zincir çekiyoruz. Baştaki 3. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında bu trabzanlardan batarak kaydırma işlemine devam ediyoruz. İkinci trabzana da batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Ta ki 2 zincirlik boşluğa kadar bu kaydırma işlemini yapmış oluyoruz. Sonrasında 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Burada yine bakın aynı modelle devam edeceğiz. Sadece kaydırma yaparak şu köşelerdeki, bu şekilde bakın artacak ve bu taraftan artacak. Şu köşelerdeki trabzan artırma noktaları kalacak. Bir önceki ve bir sonraki kutuları biz örerek modelimizi uzatmaya başlamış oluyoruz. 3 trabzan ördük. 2 zincir, bir sonraki 2 zincirlik boşluğa tekrardan 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Hızlı bir şekilde örüp ilerleyelim. 2 zincirlik boşluklara 3'lü trabzan örüyoruz. Sonrasında tekrar 2 zincir. Bakın artırma uç noktasına geldik. Burada mutlaka artırma yapıyoruz. 2 zincirlik boşluğa gelerek artırma noktası olduğu için artırmamızı yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. 2 zincir, 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde uç kısma kadar geleceğiz. Yani ikinci artırma noktasına kadar ilerliyoruz.
ta ki son kutu boşluğuna kadar. Bakın burada artırma noktasına dokunmuyoruz. Son kutuya kadar gelip üçlü trabzanlarımızı örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şöyle bakalım. Bu noktaya kadar ördük. Köşelerdeki noktalara hiç dokunmuyoruz. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Peki dönüşü nasıl yapacağız? Şimdi düz bir şekilde örüyorduk tamamen şimdiye kadar. Bu kez örgümüzü ters çeviriyoruz ve geldik. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak trabzanın kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki trabzanın tersten boşluğuna batıp tekrar bir kaydırma. İki zincirlik boşluğa gelip tekrar bir kaydırma. Sonrasında 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 zincir trabzan noktayı atlayıp 2 zincirlik boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi tersten örmeye başladık bu sırayı. Yine aynı mantık. Kutulara trabzanlar öreceğiz. Trabzanlar üzerinde kutuyla geçeceğiz. 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Köşe uç noktaya geldiğimizde de mutlaka artırmayı yapacağız. Ta ki bakın buradaki son kutuya kadar trabzanlı noktayı ellemiyoruz. Şuradaki örelim, artırmayı yapıp son kutuya kadar ilerleyelim. Buradaki son kutuya kadar gelerek trabzanlarımızı ördük. Bundan sonra dönüş yapmamız gerekiyor. Tekrar hiçbir işlem yapmadan trabzanı ördükten sonra örgümüzü çeviriyoruz. İlk trabzanı atlayıp ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonrakine yine batıp kaydırma yapıyoruz. 2 zincirlik boşluğa kadar bu kaydırma işlemi devam ediyor. Sonrasında 3 zincir çekip 2 tane ikili trabzan örüyoruz ilk kutu boşluğumuza. Sonra 2 zincir, 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bakın dönüşler bu şekilde. Mantık artık tamamen aynı şekilde ilerliyor. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Bu kadar kolay ve basit. Model de gerçekten çok kolay. Şimdi ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz dedim. Şimdi ben 9 sıra karemi ördüm. Bu kenar sıraları da 1, 2, 3 yaptık şu ana kadar. Diğer 9 sıra ördüğüm kutumda da 15 sıra uzatarak tamamlamıştım. Şimdi bu kanadı da uzatalım. Diğer kısma geçip buradan da aslında aynı işlemi yapacağız. Bu nokta kalsın. Şöyle farklı bir renk alıyorum hemen. Karenin düz kısmı dışa bakacak. Yani düz noktaya bakacak. Bu taraftan örüyoruz. Bir sıra ters, bir sıra düz oluyor. En son sırayı düzle bitirip artık burada ipimizi koparıyoruz köşede. Şimdi bu tarafı bitirdik. Bu aynen uzayıp devam etti. Şimdi bu tarafta ne yapacağız? Yine köşelere, köşelerdeki artırma noktalarını hiç ellemiyoruz. Gelen ilk kutuya. Artırma noktasından sonra gelen ilk kutuya. Bakın. Kutumuz düz kısmı bize bakıyor. Battık. Burada ipimizde bir tane zincirle bir ilmek oluşturalım şöyle. Bir zincirle bir ilmek oluşturduk. Bu ilmeği bu noktadan geçiriyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aslında yine aynı mantık, sadece başlangıcı göstermekte fayda var. Aynı kutuya 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra 2 zincir. Bir sonraki kutuya 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, bir sonraki kutuya 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, şimdi bu uçtaki artırma noktasına geldik. Burada yine artırmamızı yapıyoruz. Bu kadar detaylı göstermemin sebebi, aramızda yeni başlayanlar varsa zorluk çekmesinler. Akla takılan bir yer olmasın. Ama bilenler bunu eminim ki çok rahatlıkla yapacaklardır. Bakın artırmamızı yaptık. 2 zincir çekip 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde köşe noktaya kadar, yani diğer bir artırma noktasına kadar devam ediyoruz ve son kutuya geldik. Son kutuda yine 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Bakın farklı bir renkte daha belirgin oldu. Şu artırma uçlarına hiç dokunmadık. Kutularda başladık ve kutuda bitirdik. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine aynı işlem. İkinci trabzana batıp kaydırma. 3 zincir ve 2 tane ikili trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. Bu noktada bakın bu şekilde ilerliyor. Son kutuya kadar geleceğiz. Düz sırada ipimizi artık koparmış olacağız. Bakın bu şekilde bu taraftan da uzayacak. Bu taraftan da burada ne kadar uzatmışsanız, ben 15 sıra örmüştüm. Buradan da yine 15 sıra örerek örgümü, runner'ımı tamamlamış oldum. Mantık bu kadar kolay.
Hem kolay hem sade ve şık bir model. Çok kullanışlı oluyor. Şimdi artık runner'ımızı tamamlayalım ve artık püskül yapımına geçelim. Burada ben runner'ımı tamamlamıştım. İkinci ipimden bu kadar artmıştı. Şimdi bundan iki tane püskül olacak şekilde ayarladım. Runner'ımızın uçlarına püsküller takacağım ama sizler daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Hatta hiç süsleme yapmadan bu şekliyle bile kullanabilirsiniz. İpimizin ucunu alıyorum. Elimle ben bu püskülü yapacağım ama sizler daha farklı, örneğin bir not defteri ya da bir karton, mukavva vesaire de kullanabilirsiniz. Bu şekilde baş parmağımla tutuyorum ipin ucunu. Dört parmağımı ölçü alarak şöyle biraz arasını açıyorum. Sarmaya başlıyorum. Sayarak yapacağım püskülümü ki karşılıklı püsküller eşit olsun. Biri çok kabarık, biri zayıf kalmasın. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane püskül benim için yeterli. Şimdi burada ipimi yeteri kadar kesiyorum. Hemen şöyle ucundan ipimi kesiyorum. Elimden bırakmıyorum bu sardığım ipi. Bir parça bağlamak için şöyle kesiyorum. Bu ipi bakın sardığım noktadan geçiriyorum. Bu şekilde birbirine bağlıyorum. Bağladıktan sonra şimdi artık şu tepeden bir birleştirme yapacağım. Burada iki kere düğümlemem yeterli oldu. Sizler birinizin durumuna göre 2-3 düğüm de atabilirsiniz. Sonrasında tekrar ipimden bir parça daha keseceğim. Biraz uzun keseceğim bu kez. Yaklaşık bir 20-30 santim arasında. Şimdi bu ipimi şöyle yukarı doğru ucunu koyuyorum. Alt kısımda bir U yapıyorum. U yaptıktan sonra ipimi büküp sarmak istediğim noktadan sarmaya başlıyorum. Sıkı bir şekilde. 1 2 3 4 kere sarmak yeterli oluyor. Sardığım ipi oluşturduğum U noktasından bu noktadan geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu ipi tutacağım. Yukarıda kalan ipin ucunu çekip alt kısımda bir düğümleme işlemi yapmış olacağım. Şöyle iyice sıkılayalım. O düğüm sardığımız noktanın altında kaldığı için hiçbir şekilde açılmayacak. Sonrasında bu kalan tepedeki ipi de hemen kesiyorum. Sonra burada püskülümüzün ucundaki birbirine bağlı olan ipleri de bu şekilde açıyorum. Şimdi artık püskülümüz hazır. Uç kısmı monte edeceğiz. Hemen şu artırma noktasının tam köşe noktanın olduğu noktadan batıttığımda ipin ucunu birini üst kısımdan geçiriyorum. Diğerini alt kısımdan aşağı alıyorum. Burada bir düğüm yapacağım. Sonrasında kısa kalan ipleri de gizleyeceğiz. Bir kez daha düğüm atalım, sağlam olsun. Bu kısa kalan ipleri de gizleyerek artık bakın püskülümüzü de takmış olduk. Bu kadar kolay ve şık bir yapımı vardı. Şimdi diğer püskülümüzü de tamamlayıp artık runner'ımızın son halini birlikte görelim. Runner'ımızı da bu şekilde tamamladık. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.